Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Fimi A3 drone'a kalibrasyonlar nasıl yapılır? Onlara bakacağız. O zaman hadi başlayalım. Cihazımızı öncelikle açıyoruz. Hem drone'umuzu açıyoruz hem de kumandamızı açıyoruz. Ve ana ekranda bulunan joystick'ten sol tarafa olanı ittiriyoruz ve menümüze ulaşıyoruz. Evet, şuradaki joystick'imizi sola doğru çektik ve ana menüye geldik. Ana menüde aşağı doğru geliyoruz ve buradaki kalibrasyon simgesinin üzerine tıklıyoruz. İlk olarak kompas kalibrasyonunu yapalım. Kompas kalibrasyonu cihazımızın pusulasıdır. Cihazın sabit bir şekilde kalması için bu kompas kalibrasyonunu ara ara yapmamız gerekiyor ve istediğinde yapmamız gerekiyor. Özellikle metal yüzeylere koyarsanız bu drone'u, kompas kalibrasyonu bozulacaktır. Metal yüzeylerden kaldırırsanız, özellikle araç üzerinden kaldırılmaya çalışıyor genelde drone'lar. Bunları yaparsanız kompas kalibrasyonları bozulur ve cihaz kalktığı an sağa sola savrularak bir yere çarpmanıza ve kaza yapmanıza sebep olur. Dolayısıyla metal yüzeylerden kalkmayın ve ara ara da bu kompas kalibrasyonunu yapın. Şimdi nasıl yapılacağına bakalım. Kompas kalibrasyonu üzerine geliyoruz ve okeyliyoruz. Diyor ki metal yüzeylerden ve magnetik etkisi yoğun olan yerlerden uzak durun diyor. Okey diyoruz ve şu anda diyor ki drone'u kendi çevresi etrafında döndürün. Evet, döndürelim drone'umuzu. Alalım. Kendi çevresi etrafında döndürelim. Şimdi gördüğünüz gibi diyor ki kamera kısmı yukarı gelecek şekilde tekrar kendi çevresi etrafında döndürün. Evet, gördüğünüz gibi uyarımızı verdi ve kalibrasyon success dedi. Yani kalibrasyonumuz başarılı ve şu anda kompas kalibrasyonumuz bitmiş durumda. Herhangi bir tuşa basarak geriye çıkabilirsiniz. Diğer kalibrasyonlarımıza bakalım. Aşağı doğru iniyoruz tekrardan. Kalibrasyon sayfasına geliyoruz. RC Calibration, RC Calibration. Tıklıyoruz. Diyor ki tüm setiklerin ortada olduğundan emin olun diyor. Basıyoruz ve artık bizim kumandamızın kalibrasyonu yapmak için ekranımız çıktı. Öncelikle power, please power off the drone before calibration. Yani drone'u kalibrasyondan önce kapatın diyor. Drone'u kapatmamız gerekiyor. Sadece kumandanın açık olması gerekiyor. Evet, şu anda bunu aşağı çektik. Yukarı çektik. Bu tuş tamamlandı. Bunu yukarı çektik. Sola çektik. Aynı şekilde aşağı geldik. Bu şekilde bu da bitmiş oldu. Yukarı çektik. Sola çektik. Her aşağı çektiğimizde gördüğünüz gibi şurada bir mavi simge oluşuyor. Ve şu anda kalibrasyonumuz tamamlanmış oldu. Ve kumanda kalibrasyonu da bu şekilde halloluyor. Evet, tekrar drone'umuzu açalım. Sırada gimbal kalibrasyonumuz var. Gimbal kalibrasyonu yapmak için yine kalibrasyon sayfasına geliyoruz ve gimbal horizontal calibration'a geliyoruz. Diyor ki drone'un düz bir zeminde olmasına dikkat edin ve gimbal'ın hareket edebileceği kadar bir yer olması lazım. Bunu taşın falan üzerinde yaparsanız gimbal dönemeyeceği için kalibrasyon da yapamayacaktır. OK'ye basıyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda gimbal kendini aşağı yukarı çevirerek kalibrasyonunu yapıyor. Evet, şu anda kalibrasyon işlemi bitti. Herhangi bir tuşa basarak çıkış yapabilirsiniz diyor. Ve bu şekilde de gimbal kalibrasyonumuzu bitirmiş oluyoruz. Bir diğer kalibrasyonumuza geçelim. Drone IMU kalibrasyon. Bu kalibrasyon da drone için çok önemlidir. Eğer drone'unuz eskisi gibi düz bir şekilde uçmuyorsa, sabit bir şekilde uçmuyorsa IMU kalibrasyonu bozulmuş anlamına gelebilir. O yüzden bu IMU kalibrasyonunu yapmakta bir fayda var. Onu da nasıl yapıyoruz? Yine kalibrasyon sayfasına geliyoruz ve IMU kalibrasyonu tıklıyoruz. Okey. Evet, gördüğünüz gibi drone'u ters bir şekilde koyun diyor. Ama öncelikle yapmamız gereken şu pervaneleri çıkarmak çok daha kolay olacaktır o yüzden. Şu pervaneleri sökelim. Drone'u
ters bir şekilde koyduk ve şu anda bekliyoruz. Evet, şu anda drone'u kaldırıp şu şekilde bekletin diyor. Şimdi kamera kısmı yukarı bakacak şekilde bekletin diyor. Şimdi bir daha sağa çeviriyoruz ve bu şekilde bekletiyoruz. Şimdi ise kamera tamamen aşağı bakacak şekilde çevirip bekletiyoruz. Şimdi ise drone'u düz bir şekilde bırakıyoruz ve bu şekilde kalibrasyonun bitmesini bekliyoruz. Evet, kalibrasyon başarıyla tamamlanmış oldu. IMU kalibrasyonu da bu şekilde yapmış oluyoruz. Gelelim son kalibrasyonumuza. Örneğin bir görüntü çektiniz ama ufuk çizgisi yamuk duruyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu da kalibrasyon sayfasının en altında bulunan Gimbal Horizontal Fine Tuning'den düzelteceğiz. Bunu tıklıyoruz ve yine aynı şekilde gimbal'ın altında herhangi bir engel olmamasına dikkat ediyoruz. Ve bu şekilde bir eksenimiz çıkmış oluyor. Bu eksene göre artık biz kumandanın sağ tarafında bulunan tuşla biz buna offset vererek o eğikliği düzeltmiş oluyoruz. Bunun için herhangi bir düz masa kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi masanın bittiği yeri düz bir çizgi belirlerseniz artık kamera görüntüsüyle sağda bulunan tuşla bunu sağa sola ayarlayarak okey derseniz artık kalibrasyon başlamış olur. Ve bu şekilde de gimbal eksen çizgisini düzeltmiş oluyoruz. Evet, gimbal eksen kalibrasyonu da tamamlandı. Çıkışımızı yaptık. Arkadaşlar, Filmi A3'ün kalibrasyonları da bu şekilde yapılıyor. Sizler de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.